Haberlerimizle devam ediyoruz ara ara tabii. Bir yandan gözümüz o canlı görüntülerden gelecek güzel haberlerde. Katar emiri Şeyh Temim Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle Türkiye'ye geldi. Temim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Birçok lider deprem sonrası arayarak telefonda taziyelerini iletmişti. Bazı ülkelerden de bakan düzeyinde deprem bölgelerine ziyaretler gerçekleşti. Katar emiri Şeyh Temim deprem sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu. O anlara dair fotoğraf kareleri de ekranlarınıza geliyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Amerika Birleşik Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Yine von der Leyen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'ye daha fazla çadır, battaniye ve ısıtıcı desteğinde bulunacaklarını da söyledi. Desteğin en kısa zamanda gönderilmesi için özel sektöründe seferber edildiği belirtildi. Von der Leyen ayrıca İsveç Başbakanı Kristersson'la birlikte Türkiye ve Suriye'ye daha fazla fon sağlanması için de bir donör konferansı organize ettiklerini belirtti. Bu telefon görüşmesindeki bilgileri de aktarmış olalım sizlere böylelikle. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Hatay'a gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile afet bölgesini inceledi. İki bakan da ilişkilerimizi geliştirmek için afeti beklememize gerek yok mesajı verdi. Komşu Yunanistan deprem felaketi sonrası Türkiye ile dayanışma içinde. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, deprem bölgesini ziyaret eden ilk Avrupalı bakan oldu. Dendias'ı Adana'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Bakanlar havalimanında basına kapalı görüştü. Daha sonra helikopterle Hatay'a geçtiler. Havadan incelemede bulundular. İki bakan Hatay'da AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu, iyi komşu bugünlerde belli olur dedi. Geldikleri andan itibaren gece gündüz 7 gün 24 saat esasıyla burada çaba sarf ettiler. Zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli. Ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem ve başka bir felaketi beklemek zorunda değiliz. Dendias da aynı mesajı verdi ve Türkiye'ye yardımların süreceğini söyledi. Bu zorlu süreçte Türkiye'yi hem ikili düzeyde hem de Avrupa Birliği içinde desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Çavuşoğlu gibi ben de ilişkilerimizin düzelmesi için afetleri beklememize gerek olmadığını düşünüyorum. Çavuşoğlu Suriye'deki duruma da değindi. Yardım konvoylarının kullandığı yolların hasar gördüğünü ve Türkiye'nin tamir için gereken desteği sağladığını belirtti. Biz bu yolun tamir edilmesine de destek verdik. İlk gün 3 gün önce 6 tır geçti. Sonra 12, dün itibariyle 22. Her gün artıyor. Sonuçta buradaki zor durumda olan insanlara da yardım gitmesi için biz gerekli desteği veriyoruz. Kilis'te bizim açık olan 2 tane sınır kapımız var. Yani özellikle terörden temizlediğimiz bölgelere ulaşmak için kullanılan 2 kapı. Biz BM'ye ve uluslararası topluma bu 2 kapıyı da yani bu anlamda kendilerini açabileceğimizi yani kullanabileceklerini de söyledik. BM bunu mesela değerlendiriyor. Diğer taraftan bu geçişler tek taraflı. Yani insani yardımlar. Bu kapılardan Türkiye'ye gelecek olanlar tamamen Türkiye'nin kontrolünde gerçekleşiyor.